yaklaşığı önce 1 Eylül'de Korkut Eli heyecanı yaşanacak. Korkut Eli'nin tabii ki atmosferi çok ama çok önemli. Fatih Atlı karşısında Arif Akın var Fatih Atlı'nın. Karadeniz'in kara fırtınası Fatih Atlı. Tabii geçmiş dönemde gerçekten Ladik'te çok büyük başarılı imza attı. Geçmiş dönem eski demek istemiyorum. Sevgili Selim Özbalcı Samsun Ladik'te pehlivanlara önem verdi. Pehlivanlara önem verenlere önem verdi. Ladik'i o kadar güzel tanıttı ki Ladik er meydanına göz bebeği gibi baktı. Tabi bu sene Ladik yapılamadı. Evet, belki STK'la sivil toplum örgütleri tarafından bekleniyor. Er meydanında Vesil Köprü'de sorduk. Ladik Belediye Başkanı değerli hanımefendiye seneye en iyisini yapacağız inşallah dedi. Ladik Belediye Spor Futbol Takımı da Bal Ligi'nde çok büyük başarılara imza attı. Karadeniz futbolunda Ladik Belediye Spor Kulübü'nün de çok ciddi çalışmaları oldu. Oradaki başarılı çalışmaların özünde devamını bekliyoruz Ladik Belediye Başkanlığı'ndan. Evet, Arif Akın'la tabii karşılaşıyor Fatih Atlı ama Orhan Okulu şu an ekranlarınızda. Orhan Okulu güzel bir eşleşme. Bakalım Orhan Okulu, Osman Aynur hareketli başladılar. Evet, dediğim gibi altı çizilmiş güreşlere şöyle bir bakalım arkadaşlar. İsmail Balaban dedik. Gerçekten güzel bir eşleşme. Hamza Kösoğlu. Hamza Kösoğlu, İsmail Balaban, Halil. Nasıl marka değeri iki değerli pehlivan ve tabii iki altın kemeri var. 2013-2017 İsmail Balaban'ın ve İsmail Balaban zirvede her zaman isim yapmış bir pehlivan. Hamza İsmail eşleşmesi. Hamza ve İsmail Kırkpınar'da iki kez karşılaştılar ve bu karşılaşmalar adeta güreş severlerin damaklarında tat bıraktı. Unutulmaz Kırkpınar güreşler arasında. Bu arada yer alan Fatih Atlı Arif Akın. Sevilen gününde her zaman iyi bir Fatih Atlı keyif veriyor diyorum. Ancak Samsun Karadeniz'de biraz daha pehlivanlara özünde sahip çıkılması çok büyük başarıları beraberinde getirecek. Özellikle Bayram Ertan ve ekibini bekliyoruz. Çünkü diğer pehlivanlar hemen hemen kulüplerde çalışıyorlar ama Samsun'un değerlerini, Samsun'un iş adamları, parlamenterleri ve yerel idarecileri biraz daha şöyle yakınen ilgi göstermelerini bekliyoruz. Evet Halil, sözünü kestim. Estağfurullah hocam. Dediğim gibi bu iki karşılaşma Kırkpınar'ın klasikleri arasına girdi. İsmail Balaban ve Hamza Kösoğlu güreşi. Son itibariyle birbirine denk pehlivanlar olarak yorumlanıyorlar. Her ikisi de çok dayanıklı, her ikisi de kuvvetli ve her ikisi de asla teslim olmayan ve ne yapacakları belli olmayan pehlivanlar. Tabii onların ikisinin bir araya gelmesi de ortaya seyri doyumu olmayan mükemmel bir güreşin ortaya çıkmasına neden oluyor. 2015 finali hemen gözümün önüne geldi. Orhan Okulu ve Osman Aynur. Açıkçası o finalde bile şu andaki gibi güreşmemiştiler. Başladıkları gibi çok istekli ve darbeli başladılar. Yani her ikisi de bugün burada sahadan galip ayrılmak istediğini vücut dilleriyle, darbeleriyle ve tempolarıyla birbirine hissettirmeye çalışıyorlar. Evet, bu arada Ali Gürbüz Ünal Karaman şöyle kaslandı sağ kolu Ünal'ın. Başarılı bir sezonu geride bıraktı Ünal Karaman. Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün başarılı pehlivanı Ali Gürbüz karşısında. Şimdi ekranlarınızda yine güzel bir mücadele. Evet, kasnaklara girildiğinde Orhan Okulu Osman Aynur mücadelesi. Evet. Serhat. Evet, güzel bir çangal geldi Hamza'dan. İsmail Balaban karşısında dış çangalı çok sert ve evet, zamanında yaptı ama İsmail çabuk toparlandı Halil. Motor kuvveti en yüksek baş pehlivan İsmail Balaban. Yani Hamza'dan bile yüksek. Dolayısıyla böyle pozisyonlarda açıkçası üzerine bir ağırlık kalmadığında kesinlikle kurtulabiliyor. Hamza'nın tabii ki bu oyunu kesinlikle ve kesinlikle tasarlanmış bir oyun. Zaten altyapısı hem minder hem de kara kucak olan
Erzurum bölgesinin o çarpıcı güreşlerini yapabilen bir baş pehlivan olduğu için Hamza'dan bunları görmemiz son derece normal. Evet, şu anda Gümüşalan Ertuğrul daha devirlerde var ama orada bir pozisyon var. Hakem düdük çaldı. İsmail Baba hemen karar verdi. Hemen karar verdi. Bakacağız. Hayır. Kuleden döndü galiba. Bakacağız. Oraya bakacağız. Diğer güreşlere bir bakalım. İsmail'in bir itirazı var kuleye. Ama hakem orada İmdat Ertan verdi müsabakayı. Hemen ama İsmail'e verdi şu anda. İsmail içeri gidiyor değerli güreş severler. Şimdi Ali Gürbüz. Mücadelesi Ünal Karaman. Arkadaşlar altını işaretlediğimiz güreşleri de uygun olduğu pozisyonlarda. Yanlış görmediysem koldan sarma takarak çektirdi. Ekranımıza tabii çok fazla güneş düşüyor. Zor görüyorum ekranı. Şimdi bir daha bakalım. Türay, Halil, işte Hamza Köseoğlu, İsmail Balaban. Şöyle önce bir paçayı yoklamış Hamza, ayaktalar. Evet. Şimdi bu pozisyonda kola sarma takmış. Bir kez daha görelim. Ön plandaki güreşte karıştı. Bir kez i̇şte daha İsmail'in getirelim. Az önce dediğimiz şimdi arka planda hızı. Arkadaşlar güreş. Bu açıda var. İsmail bastırıyor. Evet, sıçrıyor. Evet, bu arada ayağınla açıyor. Halil, nasıl bir teknik bu? Hocam bu yani ayağa takılmış olsa çengel olurdu. Kola takıldığına için biz buna sarma diyeceğiz. Yani kol sarması diyebiliriz. Yani kol sarması içten takılır ama yani dıştan takılmaz diye bir şey de yok. İsmail'in fırsatçılığı da ustalığı da diyebilir miyiz buna? Çünkü ayak oradan sıçrarken geçiyor ve ayağını o kadar güzel kullanıyor ki. Yani, İsmail artık tabii güreşi yavaş yavaş gerçekten çok iyi çözmeye başladı. Hemen işaretleyelim Türay. Ama burada tabii bu tekniği yapabilmesinde hızlı düşünmesi, hızlı karar vermesi ve kas yapısının da bu hızlı düşünmeyle karara paralel hareket edebilmesinden kaynaklandı. Tebrikler İsmail Balaban. Evet. Akıl dolu bir yenişti bu. Şimdi Ertuğrul'la Hüseyin'e bir bakalım arkadaşlar. Bravo, gelsin ekrana güreşler. Gayet güzel. Serkan, evet, Osman Aynur. Orhan Okulu keyif veren bir mücadele. Çardak Er Meydanı'ndayız. İşte aşağıda Ali Gürbüz. Ünal Karaman şöyle bele girdi. Oradan Halil. Evet, tekrar çok yönlü. Hocam, bravo Ali Gürbüz. Künde'yi zorlayacak burada Ali Gürbüz. Künde'yi zorlayacak. Ve başladı. Tamam, muhteşem bir Künde Ali Gürbüz'den. Bravo Ali Gürbüz. Bravo Ali Gürbüz. Kündesinden başladı ve harika yenişler var. Şimdi ekranlarınıza farklı bir mücadele geliyor. Bu nefis günde ekranlarınıza gelecek. Üçüncü tur başlamadan Ali Gürbüz'den Korkut Eli ve Elmalı hedefleri hakkında biraz konuşalım. Hazırlığımızı yapalım. Ünal Karaman'da bakalım. Şimdi bu pozisyon iyi bir kas kanadı Nedim'den. Halil, kas kanadı yerinde mi? Ya, Nedim'den bu sene artık ezber. Ali'ye bir bakalım, Nedim'e döneceğiz. Önce burada bir supleks, çok ısrar etti supleksen. Önce bir hazırladı, dikkat et, çok yönlü. Bir tuzaktı. Şimdi Ünal'ın öne doğru parat etmesini istedi. Bıraktığı gibi kündeden doldurdu. Önce çömlekten doldurdu, sonra oturaktan devam etti. O kündeyi atacağını o kadar çok belli etti ki Ali Gürbüz. Çok inanıyor kündeyi doldurduğunda, evet, ve asla geri dönmüyor. Şimdi Tanju Gemici astı arkadaşlar. Paça kazıkta, her an çevirebilir. Tanju Recep Kara karşısında mücadele etmişti. Şu an ekranlarınızda Tanju Gemici. Bu arada ben aynı anda yani arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Nedim'e bir bakalım, gerek kameraman gerek rejiye, yönetmen arkadaşlarıma. İşte Nedim Gürel, harika bir kas kanadı. Kasnak'ta da Nedim yoluna devam ediyor. Türay Karanfil. Şimdi Tanju, evet, bir yanda da İsmail Erkal. Aynı kadraj içerisinde iki güreş. Menderes Saltık ve Ali Güngör Ekin. Evet, Menderes Saltık Güngör Ekin'i çıkartıyor ama şu anda Tanju Gemici'nin dış kazık doğru mu, yerinde mi Halil? Doğru kolla mı? Evet, kesinlikle doğru. Evet, bu arada burada kas kanadı ısrarı olacak Tanju'nun. Şu anda tamamen ona odaklanmış durumda. Her an gelebilir, kuvvetine güveniyor. Biraz Özkan daha Yılmaz kafaya parat etmesi lazım, çok fazla yanda. Biraz geniş açarsanız Özkan Yılmaz'la
Evet. Evet. Bu şimdi arada kafaya doğru parat etti. Fazla yandaydı az önce. Serkan Sertürk'ü burada kas kanadıyla yenmeyi başardı Tanju. Kasla çok hakim olduğu zaman her tür olayı biraz oyunu rahat çıkartabiliyor geldi Tanju. Açıkçası orada biraz Serkan Tanju'ya. Evet Türay, İsmail Erkal şu an yine güzel bir mücadele veriyor. Serhat şöyle bir bakalım. İsmail Erkal'a, Özkan Yılmaz'la, genç pehlivanla çok zevkli geçiyor bir mücadelede. Ertuğrul'a bir bakalım arkadaşlar. Hüseyin Gümüşalan, uzun adamın pehlivanı Kara Mürsel'de. Ayhan Altındeğer, Balıkesirli baş pehlivan Ertuğrul Dağdeviren karşısında Hüseyin Gümüşalan. Kara Mürsel'e selamlarımızı yolluyoruz. Ayhan Altındeğer'e, değerli güreş severler. İşi olmayan siviller, değerli arkadaşlar. Her meydanı boşaltalım. Kule ve cetvele kendimin önünü açalım. Şu an çok keyifli geçiyor Çardak Er Meydanı'nda. Tanju'ya bir daha bakalım Türay, nasıl bir yeniş olmuş. Şu an ekranlarımıza geliyor. Dış kazıkta son derece rahat. Şimdi kafaya doğru geldi ve oyunu tamamlamayı başardı burada. Birden karar verip uygulaması çok önemli. Çabuk. Evet. Bu arada Ertuğrul'un dizinde çok ciddi bir sakatlık olduğunu seyircilerimize. Bir dakika, orada bir sıkıntı var arkadaşlar. İsmail Balaban, bir dakika oraya bir bakalım. İsmail Balaban, Hamza Köseoğlu, itiraz var. Tekrar mı yapılacak güreş yoksa? Hocam bekleyip göreceğiz. Şu anda hayır İsmail. Değerli güreşseverler, hemen bilgiyi veriyorum. Meydan hakemi kuleyle baktı. Sezgi Yüksel'de güreşin diyor. Güreş yeniden devam edecek. Hamza Köseoğlu, İsmail Balaban mücadelesi. Ben güreşin olduğunu söyleyebilirim. Karar değişti ancak İsmail güreş oldu. Şimdi bakın değerli güreş seyircisi, burada hepsi bizim pehlivanlarımız. Orada meydan hakemi İsmail Balaban'ın galibiyetini ilan etti mi? Etti. Etti. Tamam. Kuleye baktı. İsmail içeri gitti. Tekrar çağrıldı demek ki. Bu hal böyle olunca sıkıntılar doğuyor. Bu yüzden de herkes kendine düşen yorumu açık. Ben yorumu seyircime bırakıyorum. Tekrar başladı. İsmail konusunda haklı. Kolu kalkmış havaya. Hamza da benim evladım, canım. Çok da değer verdim arkasından pehlivan. Ancak hakkaniyet varsa da, böyle devam edecekse, en uygunu buysa devam etsin. Kameramızdan kaçmadı. Evet. Yani çok net bir şekilde görünüyor. İsmail Balaban galibiyeti. Hamza Köseoğlu tekrar başladı değerli güreşseverler. Ali. Mehmet Yeşil Yeşil'in yenişini bir görelim. Üstadımız Mustafa adresi, Batu karşısında. Mehmet buradan büyük bir ihtimal tek sarma gerdanda. Hazreti Muhammed Mustafa Ümmeti. Bu pozisyonda. İllallah Muhammedur Resulullah. Mehmet Yeşil Yeşil Mustafa Batu karşısında turu geçen pehlivan oldu. Evet şimdi Tanju'nun. Evet. Ertuğrul Dağdeviren karşısında Hüseyin Gümüşalan müthiş bir mücadele çıkartıyor. Her iki pehlivan, şöyle bir hatırlayalım. Güral Koçdemir'in Kavaklı Belediyesi, Koca Yusuf Belediye Başkanı Güral Koçdemir'in Er Meydanı'nda müthiş bir mücadeleydi. Final mücadelesi Hüseyin Gümüşalan yenmiş gibi görünürken uyuyan dev uyandı. Ertuğrul Dağdeviren, bunun da rövanşı Çardak diyebiliyoruz. Duray, tempo arttı. Evet, gerçekten Ekrem Yavuz ve Hasan Cengiz mücadelesi inanılmaz devam ediyor. Orhan Okulu Osman Aydın karşısında şu anda bastırmış durumda. Kameradan şu andaki güreş Hüseyin Gümüşalan, Ertuğrul Dağdeviren ama evet. Hüseyin sol ayağında ufak bir şey var herhalde çünkü. Evet bu arada evet, Orhan Okulu Osman Aydın'ı çıkartarak 3. tura ismini yazdırıyor. Hemen tekrar gelecek. İbrahim Acar, taraf tutulmaz, hak eden alır demiş. Aynı kanaattayız Salih Candan. İsmail'e hak veriyorum ama tam açamadı. Devam kararı doğru. Hadi bakalım Orhan Okulu'yu bir kez daha getirelim ekrana. Osman Aynur karşısında Halil, nasıl bir yeniş olmuş? Hocam şu anda yan kazıktan iç kazığa parat etti. Osman Aynur'da bir sakatlık olabilir burada çünkü çok zorlamadı. Evet. Osman Aynur böyle yenilmez. Ama arada, ancak sakatlığı varsa böyle ikinci turda heyecan devam ediyor.
24'ünde Çanakkale Geyikli'nin değerli belediye başkanı Mevlüt Oruçoğlu'nun yapmış olduğu Geyikli güreşleri tadında kıvamında oldu. Keyifle canlı olarak ekranlarınıza taşıdık bu güzel güreşleri. Seneye daha iyisini yapacağından, daha da teferruatlı yapacağından emin olduğumuz Mevlüt Oruçoğlu'na bu güzel organizasyonundan ötürü teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz Geyikli Belediye Başkanı Sayın Oruçoğlu'na. Mehmet Küçük Esat, Antalya Korkuteli'nden selamlar. İbrahim Açar, Ordu demiş, Halican'dan helal Orhan Okulu. Şimdi Hamza Köseoğlu, İsmail Balaban, diğer tarafta şöyle Özkan Yılmaz, hemen bakalım. İsmail Erkal, Özkan İsmail Yılmaz. Erkal değil mi? Evet, İsmail Erkal. O güreşte çok güzel arkadaşlar. Ama şimdi Hamza ile İsmail'in güreşi çok anlam kazandı. Evet. Muhammed Diş Buda Karamürsel Gurbet Kafeden selamlar Mehmet abi. Tüm pehlivanlara başarılar demiş. Aslan Hamza demiş. Ömer Kabul. Mustafa Akın. Şimdi değerli burası. Evet Mustafa Akın. Erhan Baba geldi mi? Aranızda paylaşın. Erhan Baba burada. Taraf herkes olacak ama adalet güreş için Erhan olacak. Onun herkesin bir tarafı vardır mutlaka. Ona engel koyamayız ama adalet herkes için olsun diyoruz. Yeniden başladı. Kule başlattı İsmail ile Hamza'nın güreşini. Şimdi Ertuğrul Dağ Deviren, Balıkesir'in baş pehlivanı. Mustafa Yeni Sancak da bugün çok güzel güreşler çıkartıyor buradan. Karamürsel'e selamlar. Başaltı pehlivanı. Evet Duray. Evet Mehmet abi. Buradan zaten hemen yarın biliyorsunuz Can Halil'a yağlı güreşleri var. Şu anda Can Halil'a köyünde de izliyorlarmış. Önce muhtarımız, değerli muhtarımız Necdet Bey'e, Bacaran Faik Bey'e ve İsmail Avcı, değerli büyüğümüz İsmail Avcı şu anda bizleri izliyormuş. Mehmet abiye çok selam söyle demiş. Yarın inşallah bir araya gelirsiniz Can Halil'a zaten. Halil tempo kazandı. Güreşler. Aslında tempo kazandıdan ziyade büyük boyunduruktan müthiş bir güzel bir boyunduruk çekti. Ne diyorsun? Boyunduruk ve çekme. Evet. Birbirini tamamladı mı? Tamamladılar hocam. Elenseler var. Bu güre stil İsmail'in sevdiği bir stil. Hamza'nın çok tercih etmediği bir stil. Hamza'yı güreşten düşüren bir stil bu elense, darbeli elenseler. Evet Semih Turgut, Furkan Durmuş altın mücadelesini ona da getirelim ara sıra arkadaşlar. Furkan da önemli baş pehlivanlarımızdan. Konyaaltı Belediye Spor Kulübü'nün baş pehlivanı Furkan. Evet şu an Hüseyin Gümüşalan. Hüseyin Gümüşalan kestirdi Ertuğrul diyebiliriz Ertuğrul'u. Gerçekten şu anda temposunu biraz daha arttıracak Hüseyin Gümüşalan. Çünkü Ertuğrul çok iyi antrenman yapamıyor sakatlığından dolayı. Güreş tabiriyle dış kazıktan şöyle bir çöktü ama kafaya biraz daha çökmesi lazım. Ertuğrul yandan boşalttı çünkü kafayı. Evet harika güreşler Çardaker Meydanı'nda. Tabii Muratlar Köyü'nden sevgili Mehmet Çobanoğlu da Muratlar Köyü'ne selam yolluyoruz Gönen'e. O da bugün Muratlar Köyü'nün tamamı bugün burada. Selam yolluyor Mehmet Çobanoğlu. Ertuğrul bu pozisyon Hüseyin'i zora sokar mı? Halil diğer tarafta Semih iyice çöktü. Furkan'a ekranlarınıza Ertuğrul'un dizinden bahsederken şimdi Hüseyin Gümüşalan dizini tuttu. Az önce demiştim Hüseyin de Gümüşalan'da sol ayağında. Bu pozisyonda Hamza kurtulamıyor. Oyun ararken sırtı yere geliyor. Hırsa bak oyun hocam. Ararken Hamza. Hocam, evet hırsa ama bak. Bu pozisyon bu. İşte pehlivanlık. İşte İsmail Balaban. Bravo İsmail. Tebrikler. İşte Hamza Köseoğlu. Şimdi kurallar ikisi için tekrar geldi. Hamza oyunu arıyordu ama bir kez daha bakalım Halil. Hamza Köseoğlu
Dadaşların tek baş pehlivanı işte bu pozisyonda kendi oyunuyla oyun ararken sırt aşağı kalıyor, açılıyor. Hamza Köseoğlu, İsmail Balaban yoluna devam eden taraf oluyor. Peki Hüseyin Gümüşalan'da Gökhan Arıcı hemen geldi. Tabi usta Kemal Yılmaz da sahada. Hüseyin Gümüşalan biliyorsunuz Kemal Yılmaz'la birlikte Haski'nin pehlivanı, Haski'nin ustası oldu. Ankara Büyükşehir Belediyespor'un Kemal Yılmaz. Netleşti mi hocam? Evet. Çünkü bu çok merak edilen bir konu. Geçtiğimiz şeyde de beraber Kemal Yılmaz açıklamalarını yaptı. Evet, şimdi Ertuğrul Dağdeviren karşısında bakalım Hüseyin Gümüşalan nasıl bir mücadele sürdürecek. Diğer tarafta hocam, Ekrem. Bir de Ekrem, Koca Yusuf Ekrem'e buradan bir alkış gönderelim. Büyük mücadele veriyor Ekrem. İlk turda Şevki Korkmaz, Kürşat Korkmaz'ı yendi. İkinci turda da Hasan Cengiz'e gerçekten bir de ihtar verdirdi ve olağanüstü üstün güreşiyor Ekrem Yavuz. Bravo Ekrem. Evet, Ertuğrul Dağdeviren'den çok iyi bir kas kanadı Hüseyin Gümüşalan'a. Bravo Ertuğrul. Hüseyin Gümüşalan tedavisinden hemen sonra devam etti güreşe. Onu da kutluyoruz yoğun tempolarında. Yarın Çanakkale Çan Halil Ağa köyünde Necdet Alkan, değerli muhtarın bu güzel organizasyonda güreşe dair ekibi olarak gideceğiz. Canlı yayınımız yok. Ama tabii güreşe dair program içinde çekimlerimizi tamamlayacağız. Şimdi Ekrem Yavuz, Hasan Cengiz mücadelesi. Furkan Durmuş altın şu an. Furkan Semih Turgut ekranlarınızdaydı. Şimdi bir kez daha bakalım. Türay nasıl bir tek dalıyor önce Hüseyin Paça'ya. Evet, ama bu arada hemen çok çabuk davranıyor. İyi bir kas kanadı olmuş. Evet, Ertuğrul gelişen hücumlara parat yapmayı çok seviyor ve gerçekten de çok iyi yapıyor. Şimdi bu pozisyon nasıl bir pozisyon? Buradan yeniş gelebilir mi? Belki ikinci bir kas kanadı da burada arda arda görebilir miyiz? Hasan Cengiz şu devam ediyor Ekrem, ama Furkan Durmuş altının bir hazırlığı var. Değerli güreşseverler, Semih Turgut karşısında Furkan Durmuş altın mücadelesini sürdürüyor. Sağ içerisinde şöyle bir sivil olan Furkan'ın ve çalışlar. Evet, Furkan'ın pozisyonu çok önemli. Furkan iyice Semih'i bastırdı. Evet, bunalttı başkine, iyice. Semih şu anda yerde kabul ediyor güreşi. Çünkü Furkan kadar temposu olmadığını biliyor. Semih akıllı bir baş pehlivan. En yapabileceği en iyi şeyi yapmaya çalışacaktır burada. Karşısında patlayıcı ve süratli bir baş pehlivan var. Dolayısıyla şimdi, burada eğer Furkan bir hata yaparsa Semih bu hatadan faydalanmak isteyecektir. Paçada Semih işte o paçayı oraya kaldırdı, getirdi. Orada yakaladı, oradan kaldırdı. İşte bundan bahsediyorum. Uzun süre Semih baskı kurdu Furkan Durmuş altın. Semih de bugün yan başlarda bir ısrarı var. Evet, birinci tura şöyle bir bakalım. Semih kimi geçmiş? Türay. Hemen bakıyorum Mehmet abi. Semih Turgut birinci turda Ahmet Yavuz'u geçmiş. Ahmet Yavuz'u geçmiş. Şimdi bu pozisyonda açıyor rakibini ama devam dedi. Evet, şu anda Özkan tabi dayanamadı. İsmail Erkal daha tecrübeli. Özkan Yılmaz karşısında. Hocam oraya bir konu, bir detay daha sıkıştıralım isterseniz. Biliyorsunuz kırklardan sonra Özkan askere gitti. Ve bu askerlik boyunca hiç idman yapmadı ve Kırkpınar formunu çok kaybetti. Tabi bu arada evlilik hazırlığı var Özkan Yılmaz'ın. Kırkpınar formu olsa daha değişik şeyler görebiliriz biz Özkan'da. Ama bu arada vatani görevini de tamamlaması, onun da tabi bir bir ara boşluğu var. Güreş farklı, vatani görev farklı. Antrenman boşlukları var. Şimdi evet. Furkan Durmuş altın, Semih mücadelesi. Semih Turgut. Bir kez daha hatırlatalım. İkinci turdan üçüncü tura kimler geçti? Türay evet, Karanfil, Çanakkale TV ve Ton TV adına yanımızda. Menderes Saltuk, Ali Güngör Ekini, Orhan Okulu, Osman Ayduru,
Ali Gürbüz çok güzel bir oyunda Ünal Kahraman'ı, Ertuğrul Dağ deviren Hüseyin Gümüşhan'ı, Faruk Akkoyun, Emre Erkal'ı, Şaban Yılmaz, Ramazan Bircan'ı, İsmail Koç, Serhat Gökmen'i, Mehmet Yeşilyeşil, Mustafa Batu'yu, İsmail Balaban, Hamza Köseoğlu, Fatih Atlı, Arif Akın'ı, Tanju Gemici, Serkan Sertürk'ü, Nedim Gürel, Erkan Ertan'ı, az önce izlediğimiz İsmail Erkal da Özkan Yılmaz'ı çıkartarak 3. tura ismini yazdıran baş pehlivanlarımız evet, oldu. Evet, değerli güreş severler, keyifli mücadeleler sizleri bekliyor. Tabii Allah nasip ederse çok güzel çeyrek final, yarı final, final de ekranlarınıza gelecek. Yarın tabii Halil Ağa'da olacağız, Çan Halil Ağa köyünde. Sonrasında da biliyorsunuz değerli güreşseverler 1 Eylül'de Antalya'nın yine efsane güreşlerinden Korkut Elinde olacağız. Korkut Eli Belediye Başkanı himayelerinde Ağa Hamdi Sarıca, Dertek Komite Başkanı Ercan Başkan, Tertip Komite Başkanı olarak Korkut Eliler sizleri bekliyor olacak. Tabii sonrasında önemli 667. randevu tarihi Elmalı Yeşilyalı Yağlı Pehlivan güreşleri 6-7-8 Eylül'de Elmalı Belediye Başkanı Sayın Halil Öztürk ve Yardımcısı Hasan Aydın ve tüm meclisi Elmalılar, siz güreşseverleri bu güzel güreşlere davet ediyorlar. Tabii sonrasında Beyağaç'ımız var. 15 Eylül'de Mustafa Akçay Beyağaç Belediye Başkanı, 10. Geleneksel Hüseyin Çokal Yağlı güreşlerinde birlikte olacağız. Ancak 29'u çok önemli Ağustos'un. 29 Ağustos'ta İpsala Kaleli Çöp Elivan Yağlı güreşlerinde olacağız. 30 Ağustos'ta Çatalca'nın değerli belediye başkanı Mesut Üner, güreş ağası Hasan Koç'la birlikte sizleri Zafer Bayramı coşkusuyla Çatalca'mıza bekliyorlar. 29 Ağustos Ali Çöp Elivan'da olacağız. İbrahim Girgin, İpsala Belediye Başkanı ve Kaymakamlığı, İbrahim Girgin güreş ağası Kel Ali Çöp Elivan güreşlerinde sizleri bekliyor olacaklar değerli güreş severler. Evet, iki çift pehlivan çeyrek final için mücadele ediyorlar. Şöyle bir bakalım. Salih Can'dan helal Orhan Okulu adamsın demiş. Tabii herkes Mehmet Küçük Akşit Antalya Korkut'tan selamlar. Mehmet abi gerçekten süper değin. Emeğinize sağlık. Geyikli güreşler harika oldu demiş Salih Can'dan. Hamza abi dün seki güreşlerini yoktuk. Mehmet Bey kolay gelsin. Deniz'den selamlar. İyi yayınlar diliyorum. Durmuş tok. Evet şöyle bir bakalım. Güzel demiş Hüseyin Coşkun. Sizce finali kim yapar? Tanju ve Ali olsa harika demiş. Hadi bakalım finali kim yapar? Küçük küçük yazın Hamza. Siz yayınlasanız çok güzel olacaktı seki güreşlerim. Teşekkür ediyorum Hamza kardeşim. Abi minik bir de kardeşim var da kaçıncı turdalar? Türay bir bilgi alalım minik bir de. Erkan Ateş istemiş. Yarı finaldeler. Yarı finaldeler değil mi? Yarı finaldeler. Mehmet Bey'in 50 sarılı geçmiş olsun Mustafa Türkoğlu. Sevgili kardeşim küçük bir kılcal damar yırtılması var. Önemli bir şey yok. İbrahim Acar. Hakemlere dikkat eden arkadaşlar demiş İbrahim Acar. Kandıra'dan sevgiler sayı. Allah razı olsun sizden Mehmet Bey. Ali Gürbüz'le bütün pehlivan başarılar demiş Nurol Deniz. Irak Erbil'den bütün güreşseverlere selamlar Orhan Çürük. Abi minik bir de kardeşim söyledik. Hadi Hamza demiş. Erzurum üzerinde Dikyar Deli Çayır'dan selamlar Mustafa Ertek. Ramazan Aydoğdu baharda attan Zemheri'de kurttan Ağustos'ta Ali Gürbüz'den korkacaksınız. Allah derman versin demiş. İsmail Balaban'ı güreş ekranda olsun. Evet İbrahim Acar geçti. Evet peki usta hakemlerin kameranın kadrasına çok giriyorlar demiş Baki Güleç duyarlı bir Sami İrfan Şahin ustam şu anda aramızda. Koçuz Şaban Yılmaz Cengiz şimdi maçında kim galip? Şaban Yılmaz Cengiz Han Şimşek. Şaban Yılmaz galip. Şaban Yılmaz yürümüş. Evet biraz sonra tabi gelen bayağı mesajınız var. Bakacağız. Evet Ünal Can, Ertuğrul Dağ deviren başarılar demiş. Mehmet Sağlam, Mehmet abi hayırlı yayınlar. Çanakkale, Yenice'den selamlar. Okan Türk Yılmaz, Orhan Okul Ali Gürbüz final demiş. Abi kolay gelsin. Evet, ben dünyayı gezen adam Levent Durmaz. Sırbistan'dayım abi sayenizde güreşte canlı seyrediyorum. Levent Durmaz dikkatli gez, kuralları ihlal etme.
Uğur Halkapınar, Mehmet abi yayınlar. Denizli Honaz'dan selam. Evet, Bafra'dan selam demiş. Bafra güreş istiyoruz, belediyemize seslenin. Bafra'da güreş istiyoruz, Murat Bal. Evet, bu arada mikrofona dikkat edin çocuklar. Evet. Evet, bu arada Semih mikrofona kadar geldi. Başarılar diyoruz Semih'e de. Furkan'a da, onlar bizim her biri göz bebeğimiz. Semih de bugün temposunu arttırdı Furkan Durmuş Altın karşısında. Bakalım Furkan Semih karşısında neler yapacak. Turgutlu'dan selamlar. Kasım Kapucu, İbrahim Acar, Abdullah Yıldırım kardeşim hoş geldin hemşerim. Saddam Konuk Antalya Varsak'tan Furkan Durmuş Altın'a başarılar. Murat Bal Bafra'dan demiş güreş istiyoruz. Biz de istiyoruz bu tür güreşleri demiş Enes Bayrak. Selam Adem Gökmen. Uzun mesaj yazmayın arkadaşlar. Evet, şu arada İrfan Şahin'e güzel bir plaket veriliyor. Bu arada bir gidelim İrfan Şahin'e, şöyle bir bakalım orada da. Son kısmet ustamız Uğur Kesen'in de ustası Samsun Cani'ye selamlar. İyi yayınlar demiş Horzum, Hakkı Horzum. İyi yayınlar Mehmet abi demiş. Hakkı Horzum'a ve Korkut Selin'e ben de selam söylüyorum. Sevdiğimiz kardeşimiz Yasin Serhat da Hakkı Horzum'a selam yolluyor. Serhat tabi Yasin Serhat'ın yanı sıra Hakkı Horzum'a, Halil Bağdat ve Türay Karanfil de selamlarını yolluyorlar. Abi ben Divan Yolu Dergisi'nden Süleyman Eldeniz, tüm elemanlara Allah derman versin demiş Süleyman Eldeniz. Kolay gelsin demiş. Allah razı olsun Erkan Ateş. Evet. Ankara, Ali Adem Balıkesir Gömeş'ten tüm elemanlara başarı. Ali. Evet. Bahremiş Muratlar Köyü'nden selam demiş Enes Bayrak. Hadi bakalım Halil Yeniçler'e bir bakalım. Sonra da başkanı buraya alalım Türay. Hocam bu arada 10 ayını geçerken evet. Baş pehlivanlarda son iki çift puanlamaya kaldı. Onu seyircilerimize aktarmak istedim. Belediye başkanımız Hasan Cengiz. Bu Nedim Gürel. Bu arada şimdi Tanju Gemici. Tanju Gemici geliyor. Güzel bir kas kanadı Tanju Gemici'den. Güzel güre severler. Şimdi bir başka yeniş. Parmak kırlete Mehmet Yeşil Yeşil. Çok zorlandı Mehmet Batu karşısında ama Yeşil Yeşil'in altın senesi yine kürsü yaptı Mehmet Yeşil. Orhan'a şimdi bakıyoruz. İç kazık. Osman Aynur'u. Evet, Osman Aynur'da bir sakatlık olabilir. Evet. Şu anda Çardak Er Meydanı'nda. Değerli Belediye Başkanım Sayın Metin Semerci Bey'in çok değerli misafirleri. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız, Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Muharrem Erkek Er Meydanı'nda coşkuyla alkışlıyor. Hoş geldiniz. Hocam bu arada Furkan Durmuş Altın, ve Ekrem Yavuz da bu turu galibiyetle tamamladılar. Ama evet, burada galibiyetinin altı çizilmesi gereken baş pehlivan Ekrem Yavuz. Bakın nasıl koşuyor, gülüyor. Bugün iki genç baş pehlivanı adeta sağdan sildi. Evet. Kurt baş pehlivan. Demek ki canı bugün güreş yapmak istiyor. Bazen pehlivan böyle ister. Evet, bu arada işte Furkan Durmuş Altın. Bir kez daha getirelim Furkan'la Ekrem'in yenişini arkadaşlar. Ekrem Yavuz'u ben gerçekten kutluyorum. Bugün güzel güreşler çıkarttılar. Değerli güre severler, Çanakkale Çan'dan Tek Rumeli TV ekranlarından ve güreşe dair Facebook sayfamızda yayınımız devam ediyor. Çardak'tayız, Çanakkale Çardak Er Meydanı. Biliyorsunuz 24'ünde Geyikli'de muhteşem bir organizasyon yaptı Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ve ardından bir gün arayla şimdi Çardak Er Meydanı'ndayız. Değerli güreş severler, hemen hatırlatmak istiyorum. İkinci turda başarılı olan pehlivanlar, galip gelen pehlivanlar Furkan Durmuş Altın, Menderes Saltık, Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Ertuğrul Dağdeviren, Faruk Akkoyun, Şaban Yılmaz, İsmail Koç
Ekrem Yavuz, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Balaban, Fatih Atlı, Tanju Gemici, Nedim Gürel ve İsmail Erkal çeyrek finale adlarını yazdıran pehlivanlar oldular. Tekrarlara bir bakalım. Evet, bu arada hemen siz tekrarları seyrederken şu Elmalı öncesi, Korkuteli öncesi birkaç pehlivanımıza da şöyle mikrofonu uzatıp onların da görüşlerini alalım, bakalım neler söyleyecekler değerli güreş severler. Şu an dinleniyorlar. Baş pehlivanlar. Evet Halil, biraz hem alt boylara bir bakalım, yorumlayalım. Evet. Söz Halil Bağdat'ta, Türay Karanfil'de. Evet, şimdi artık küçük orta büyük boy pehlivanlarını az önce Cazgırlar saldı. Onlar da çeyrek finalden yarı finale isimlerini yazdırmak isteyen pehlivanlarımız. Üçüncü tur müsabakaları. Allah Allah! İnşallah! Muhammed Resulullah! Yiğit Aslan Karacısı'nda da alkışlar alıyorum maşallah. Allah! Seçkin dumanı sağda görüyorum. Gerçekten yükselen bir değer seçkin duvar. Bakalım Elmalı'da boya atlama güreşinde bu başarısını devam ettirebilecek mi seçkin? Hemen hemen her hafta birinci oluyor. Abisi de Erdal Duman baş altında, gerçekten çok iddialı. Duman ailesi aslında aynı Ali Gürbüz gibi dededen, torundan, atadan pehlivan. Üç kardeş, üç boyda gerçekten çok başarılılar. Dede pehlivan. Davulcular, davulcular. Kısa bir zaman sonra Duman ailesinden bir baş pehlivanı muhtemelen er meydanlarında göreceğiz. Ali Gürbüz geliyor kurasını çekmek için, Ali Gürbüz. Evet, Balıkesir'den Suat, o da büyük orta boyunda önemli pehlivanlarımızdan. Şimdi artık büyük ortada salındı. 3 numara Ali Gürbüz. Burada da anam, Ali, şöyle bir alayım seni de. Gölge yanım. Evet değerli izleyiciler, Ali Gürbüz çeyrek finalde, ancak dün biliyorsunuz rakiplerinden çok yollarla, kilometrelerle müdahale ediyorlar. Ancak Korkuteli, Çardak'tayız. Yaklaştı. Çok önemsiyorum Korkuteli'ni. Tabii hedefte Elmalı da var. Ali, başarılı bir sezon geçiriyorsun. Allah nazardan saklasın. Önce Çardak atmosferi nasıl? Hatta yolu nasıl geçti? Sabah çok erken saatlerde geldiniz Seki'den. Çok uzun bir yol maratonu yapıyoruz bu ara. Üst üste güreşler. 4 gün, bu 4. güreşim üst üste. 2 gün ara verdim. Ondan önce de yine 4 gün üst üste güreşteydim. Dün Seki'de 9.30-10'a kadar güreşteydik. Sabah 6-7 gibi buraya geldik. 2-3 saat uyuduk. Tekrar sahadayız. Dün de ayağımdan biraz rahatsızlık geçirdim. Ayağım da çok iyi değil aslında. Burada bu kadar seyirci var, atmosfer var. Elimizden geldiği kadar elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Önümüzde çok önemli güreşler var. 1 Eylül. 1 Eylül'de Korkuteli var. Kendi memleketim olması sebebiyle çok önemli bir güreş benim için. Elmalı'yı zaten söylemeye gerek yok. Kırklardan sonra en önemli organizasyon. İki güreşi çok önemsiyorum. İnşallah sezonu da Elmalı güreşi, Korkuteli'de Elmalı birinci olarak en iyi şekilde kapatmak istiyorum. Ondan sonra da yine bir uzun bir maraton var. Güreşlere gidip geleceğiz. İnşallah kazasız, sakatlıksız, belasız sezonu hayırlısıyla kapatmak. Peki, seni fazla tutmayalım. Allah derman versin, başarılar. Evet Şaban, Şaban Yılmaz yanımızda. Çocuklar şöyle biraz yanda durabilirsiniz yanında. Şaban, tabii şimdi Korkuteli var. Özel bir tabii Hamdi Sarıcad'ın özel bir yeri var. Senin özel bir yeri. Ardından da Elmalı. Neler söyleyeceksin? Çardak'ta da var, kıran kırana güreşler yapıyorsunuz. Mehmet abicim, öncelikle Sayın Başkanımıza sizlere çok teşekkür sunuyorum. Dün tabii ki yoğun bir atmosferden çıktık. Muğla'da Seydi Kemer güreşleri vardı. Buradan Muğla Seydi Kemer halkına, Muğla halkına selam ve saygılarımı sunuyorum. Seydi Kemer Belediye Başkanı'na, değerli organizatörümüz Mustafa
Mustafa Kumcu'ya buradan selam ve saygılarımı sunuyorum. Dün gerçekten çok güzel güreşler oldu. Bizleri güzel ağırladılar. Burada da inşallah bakın temennimiz burada güzel güreşler olması. Yorgunluk var ama sonuna kadar güreşeceğiz. Allah'ın izniyle Korkuteli Elmalı. Korkuteli netleşmedi abi. İnşallah bugün yarın netleşir inşallah. Orada çok alkışlanıyorsun. Evet. İnşallah orada da Şaban Yılmaz'ı görürüz. Evet. Hepsine evet. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Antalya halkına bütün güreşlere davet ediyorum. Allah razı olsun. Hadi Allah tamam. Fatih kameraya dönelim şöyle. Kara Fırtına Fatih Atlı. Seni anlatırken bir farklı keyif alıyoruz. Çünkü Karadeniz'i temsilen ayakta durup tek başına mücadele veren Bayram Ertan'la Fatih Atlı. Ben sizleri ayrı bir yere koyuyorum. Karadeniz'de de çok seviliyorsunuz. Akdeniz seyircisi de seni çok seviyor, alkışlıyor. Yani neler söyleyeceksin Fatih? Vallahi Mehmet abi sen de söylediğin gibi gerçekten yalnızız. Ama elimizden geldiği kadar Ataspor'una yağlı güreşe hizmet etmeye çalışıyoruz. Değerli yağlı güreş seyircisine güzel güreşler seyrettirmeye çalışıyoruz. Hakkımızdayız. Allah kaza bela vermesi bugün de burada iddialıyız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bakalım burası biliyorsunuz ki çok büyük bir güreş, önemli bir güreş. Haftaya da Korkuteli var. Ondan sonraki hafta Elmalı var. Bu üç büyük güreşte sonuna kadar mücadele edip birinci olup memleketimize kemeri götürmek istiyoruz. Evet haydi bakalım buradan biz de hep sesleniyoruz. Yani Fatih Atlı gerçekten önemli işler yapıyorsun. Bu yalnızlık bir an evvel durulmalı. Ladik Belediyesi'yle bir protokol yapamadık mı Fatih? Çok sorular geliyor bize. Selim Özbalcı'dan sonra bir boşluk var gördüğümüz kadarıyla. Gerek güreşte gerek futbol amatör branşlarda. Ama Fatih Atlı orada kurduğunuz düzen ne oldu? O çocuklara geldik çekimler yaptık. Yeni pehlivanlar yetiştiriyoruz. Mustafa ile Fatih Atlı. Ne oldu? Valla gelen yeni bir belediye başkanımızın maalesef spora bakış açısı, vizyonu biraz değişik. Tabii ki dış etkenlerde de çok fazlasıyla dış etkenlerde kalıyor. Evet. Meclis üyelerimiz sporla alakası olmayan, hiçbir şekilde sporun içinden gelmeyen insanlardan olduğu için yanlış yönlendirmelerle Sayın Belediye Başkanımız da yanlış şekilde hareket ediyor. İnşallah bu yanlıştan bir an önce döner ve Ataspor'una gerçek anlamda, gerçek manada hizmet eder. Ve Ladik Başpehlivanlar şehri olarak tekrar kaldığı yerden devam eder. Evet başarılar diyoruz Fatih Atlı'ya. Şöyle Özgür beni bir takip et bakayım gittiğimiz yere kadar İsmail Balaban'a bir bakalım. Tabii bu arada Mert'i biliyorsunuz son zamanlarda. Gel Mert bakayım şöyle. Şöyle bakıyorsun. Kara Mürsel'e buradan bir selam yolladım. Elmalı mesajını bir alayım şöyle kameraya dönerek. Herkese merhaba. Elmalı yaklaşık. Bugün Çardaker Meydanı'ndayız. İnşallah haftaya da Elmalı'da birinci olup baş altına çıkmayı istiyorum. Evet. Bugün Çardak'ta neler? Bugün burada son sınavım inşallah birinci olacağım. Haftaya da aynı şekilde birinci olmak için çalışacağız. Herkese selam söylüyorum burada. Hadi kolay gelsin. Evet Hasan Aydın burada. Şöyle bir bakayım. Arkadaşlar canlı yayındayız. Evet. Hasan Usta. Burada güzel bir dostluk var. İsmail şöyle bir alayım seni. Yanıma. Hasan Usta. Hasan Aydın burada. Evet. İsmail'cim şöyle yan yana gelin. Şey yırtıldı. Kameramız burada İsmail. Oraya döneceğiz. Abi nereye dönüyoruz? Kamera yüksekte. Evet. Tabii şu an canlı yayındayız. İsmail. Dün tabii Ali'ye de sordum. Uzun bir yolculuk. Bence rakip birbirinizden daha çok yolla mücadele ediyorsun. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Seki yine kıran kıran bir mücadele. Çardak. Korkuteli Elmalı var. Şimdi bana bir önce yolculuk nasıl geçti? Abi 3 gündür yollardayız. Cumartesi günü Çanakkale Geyikli'deydik. Dün Seki'de yine Muğla Seki'deydik. Finale kadar kaldık. Zorlu bir müsabaka oldu. Çok uzun bir maç oldu. Geceye kadar sürdü. Oradan çıktık, yemek yedik, çıktık, tekrar buraya geldik. Yani neredeyse yollarda uyuyoruz diyebilirim. Yani zorlu bir yolculuk oldu. Yolculuk daha fazla yoruyor gerçekten. Yine bugün geldik. Çardak'tayız. Sahaya çıktık, mücadelemizi vermeye devam ediyoruz. Zorlu müsabakalar yine Korkuteli devam ediyor. Korkuteli Elmalı geldi. Tabii pazar günü Korkuteli güreşleri var, önemli bizim için. Daha sonrasında da Elmalı güreşleri var. İkisi de dediğim gibi çok önemli müsabakalar. İnşallah orada da elimizden geldiğince terimizin, enerjimizin son damlasına kadar savaşıp mücadelemizi vereceğiz. Hedef kürsünün en üst basamağında olmak. İnşallah bu hedefler doğrultusunda sahaya çıkıp savaşacağız. Tabii Alpoylardan sizi tanıyan bir abiniz olarak Hamza ile kıran kıran mücadele yaptın. Sonundaki tablo o kadar güzeldi ki
Sana da Hamza'ya da teşekkür ettik. Önce sana koştun, sarıldın ama sarılmadan önce de hele güreş bittikten sonra Hamza biraz karışık bir pehlivan, çok istekli. Evet. Kendi oyununa şöyle bir yine sırt aşağı geldi, açık düştü ama tabii önce İmdat Erkan elini kaldırdığını gördüm. Evet. Kaldır, galibi ilan etti. İçeri gittin. Neler söyleyeceksin? İlk pozisyonda rakibimi yarım açık düştü. Yani verilebilir, verilmeyebilir. Sonra daha sonra kameradan izledik. Bak, tam bu çok önemli. Verilebilir, verilmeyebilir de. Evet, ama diyorsun sen. Daha sonra maç olmamış dediler. Tamam dedik, biz de geldik, devam ettik, maçımızı yaptık. Daha sonra da galip gelen taraf yine ben oldum. Evet. Peki. Rakibini de tebrik ediyorum. Güzel maç oldu. Örnek oluşturuyorsun, seviliyorsun. Kesinlikle. Başarılar diliyorum. Evet, Hasan Aydın'la biraz yürüyelim. Belki burası Konya altını sahili değil ama Çardak Ermayı'nın yiğit başarılar. Güzel, onlar hep bizim her biri evladımız. Evet Hasan Aydın, biraz şöyle gölgede konuşalım. Sevgili Şap Bey'i bir alalım. Yüzünü. Saçlarım çok bozuk ya. Evet, yüzünü bir görelim. Peki. Saçlarım çok bozuk. Peki, Hasan Aydın olduğu belli. Çok önemli değil. Hasan Aydın şimdi tabii İsmail çok güzel bir empati yaptı. Dedi ki ben Hamza'yla verilebilirdi, verilmeyebilirdi de dedi. Bu çok güzel. Seyircimiz bu mesajları özledi ve yakışan da bu. Hamza da bizim, İsmail de bizim. Aynen. İsmail'in ustası olarak. Güzel örnekler değil mi bunlar? Aynen. Önyargıdan ötede. İkisini tebrik ediyoruz. Peki şimdi Elmalı, Halil Öztürk ve tabii başkan yardımcısı sıfatınla Hasan Aydın. Önce Korukbeli var ama Elmalı'yı biraz anlatalım. Elmalı'nın hazırlıklarını biz 10 gün önce başladık. En güzel şekilde de devam ettiriyoruz. Şu anda ben tabii Elmalı güreşlerine girmek istiyorum. 6-7-8 Eylül'de Elmalı'da. Tabii bunu bizim festivalimiz bir hafta önce başlıyor. Bir hafta festivalimiz sürüyor. Konserlerimizle ve son güreşin finaliyle bu işi en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Tabii bu işin hamurundan geldik güreşimiz. Elmalı güreşleri de bizim için çok önemli. Tarihi bir güreş. Türkiye'nin Kırkpınar'dan sonraki en prestijli güreşi Elmalı güreşleri. Türk'ün ilk er meydanı. Ben bu çalışmalarımızı Halil Başkanımızla beraber en iyi şekilde güreş ağamız Mamarak'la beraber son 10 gündür çok yoğun bir şekilde çalışmalarımızı yaptık. Son demlerimiz geldi. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren son rutuşları yapıp bütün seyircilerimizi Elmalı'ya bekliyoruz. Kıran kırana da güreşler olacak. İsmail'de dediğiniz gibi cumartesi gün Geyikli'de güreş vardı Çanakkale'de. Pazar Muğla Fethiye Seki'deydik. Tekrar buraya döndük, Lapseki, Çardağ, Çanakkale. Yollar gerçekten yoruyor insanı. Biz dün hiç uykusuz geldik buraya, inanın. Evet. Akşam güreş saat 9'da bitti zaten, yemek yedik falan. 11'de yola çıktık. Sabaha kadar arabayla buraya geldik. Hiç uykusuz sahaya çıktık ve İsmail'in yaptığı maçı. Yani Hamza da aynı şekilde. Evet. Çocukların yaptığı maçları gördünüz gerçekten. Bu bizim için çok gurur verici bir şey. Bu tabii çocukları zinde tutmak biraz zor oluyor bu yoğun güreş temposunda. Ve ben şunu da söylemek istiyorum. Dün Fethiye'de, Seki'de güzel güreşler oldu. Özellikle İsmail'le Ali'nin final maçı. Millette şöyle bir algı oluşmuştu. İşte İsmail de Büyükşehir'de, Antalya Büyükşehir'de, Ali de Antalya Büyükşehir'de. Yani güreşler olmuyor falan. Dün burada çocuklar gereken cevabı verdiler diyorum ben. Kendilerine yakışan çok güzel güreşler oldu. Bu kırklardan sonra Ali ile İsmail 4 sefer 5 sefer böyle üst düzey bir güreşte final yaptılar. Bir İsmail galip geldi, bir Ali galip geldi. Seyircilerin burada kutuplaşmasına gerek yok. İkisi de bizim çocuğumuz. İkisi de bizim Asat Spor Kulübü'nün sporcusu. En iyi şekilde gerektiği her yerde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni, Asat'ı en iyi şekilde temsil ediyorlar. Ve güreşi de kıran kırana sabiri cihazı erkek gibi yapıyorlar. Peki. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Elmalı'da görüşmek İnşallah. Üzere. İnşallah. Evet, canlı yayınımız devam ediyor. Recep Kara burada. Recep Kara da tabii. Recep, şöyle bir rica edeceğim. Canlı yayındayız. Recep Kara'mız burada. Şimdi o benim sakatlığımı soruyor ama büyük fedakarlıklarla güreşine devam ediyor. Recep Kara'sız bir güreş. Ben zirveden yoksam, zirveden düşüyorsam güreşte olmam demişti. Ve Vezir Köprü'de de biliyorsunuz müthiş bir Recep Kara izledik. Ve şimdi bugün de güzel güreşler oldu. Recep, istirahat halindesin. Kırmadın, röportaja geldin. Teşekkür ediyorum. Peki neler söyleyeceksin? Burada küçük bir sinir yırtılması oldu.
iş kazası oldu. Elmalı senin için de çok önemli. Evet. Ve Korkut Eli var. Recep, neler söylüyorsun bu 2019 sezonu için? Sezonumuzun ortasına geldik. Her gün aşağı yukarı güreşler devam ediyor. Özellikle Temmuz-Ağustos ayı güreşlerin tam pik yaptığı dönem. Biz bir haftadır yollardayız. Bir haftadır her gün bir yerde güreşteyiz. Pehlivanların sakatlanmasına artık kaçınılmaz oluyor. Biz de bir sakatlık geçirdik. Şu anda bir sakatlığımı düzeltmeye çalışıyorum. Birçok arkadaşım da sakat, onu biliyorum. Sakat sakat bir meydanda mücadele ediyorlar. Ama bu gördüğünüz gibi bu coşkulu seyirciye bunlar değiyor. Biz sakat da olsak yine her meydana çıkıp güreşimizi yapıyoruz. Tabii Kırpınar'dan sonra en büyük güreş Elmalı güreşleri. Elmalı güreşlerine inşallah düzeliriz. Seyircimize güzel bir güreş seyrettiririz diye düşünüyoruz. Yani. Hadi bakalım, seni fazla yormayalım. Şöyle güreşe dair selamlamasınla. Recep Kara'ya teşekkürler. Ekrem Yavuz, anlattığı kadar güreşi biraz ayakta tutuyor. Ekrem, seni şöyle alacağım, canlı yayındayız. Gel bakalım Ekrem Yavuz. İşte Boşnak Ekrem Yavuz, damarı tuttuğu zaman güreş yapan bir pehlivan. Çok seviliyor. Bugün de çok ciddi genç rakiplerini geçti. Peki bunun hikmeti, sırrı ne? Vallahi ben güreş sahasında elimden gelen her şeyi yapmak için çaba gösteren pehlivanım. Yaşım 42. Yani biz buraya ata güreşi, ata sporu, yağlı güreşi sürdürmek için görevlendirilmiş seferleriz. Biz burada bugün görüyorsunuz, bu seyirci Türkiye'nin her yerinden akın akın gelmiş. Burada yağlı güreş seyretmek için onlar da bir çaba sarf etmiş. Biz de bunun gereğini vermek için kendimizi sorumlu hissediyoruz. Yani güreş, yani genç arkadaşlarım, rakiplerimi kim olduğuna bakmıyorum. Yani çıkıyorum, güreşimi yapıyorum. Hepsine saygı duyuyorum. Buradaki pehlivanların hepsi birbirinden daha değerli sporcular, daha değerli pehlivanlar. Yani elimden gelen mücadeleyi tekrar göstereceğim. Şimdi bu turda da Şaban Yılmaz'a düştüm. Şaban Yılmaz'ı biliyorsunuz, yani kalitesi belli, pehlivanlığı belli. O da benim gibi yaşı geçmiş ama güreşin içerisinde elinden gelen her şeyi gösteren, takdir hak eden ve güreş seyircisi tarafından da bizim gibi pehlivanlar tarafından da her zaman takdir eden pehlivan. Biz burada saygı, seni de alayım şöyle. Biz bu sahalarda şurada 3-5 senemiz kaldı. 3-5 sene içerisinde güreş seyircisine, güreş sevdalılarına arkamızdan bir küçük buyse kondurabilirsek, kendimiz açısından sevgi andırabilirsek ne mutlu bize. Hadi bakalım. Bir hayır dua sesinler yeter. Hepsini de seviyorum. Haydi bakalım. Furkan burada. Konya Altı Belediyesi'nin tabii artık orada Semih Başkan'ın göz bebeği. Furkan, güzel güreşler oluyor. Semih dedim de, Semih Başkan, Semih'le güzel mücadele çıkarttın. Bizi izliyormuş. Evet, öncelikle buradan Konya Altı Belediye Başkanımız Semih Hasan Başkanımıza çok da bizden maddi manevi hiçbir zaman gelmiyor. Her güreşten önce telefon başarılı yine başkanımız. Ama televizyonun başında şu anda köyümüzdeler, köy kahvemizden izliyorlar. Köyümüze ve Antalya'ya çok selam yolluyor. Çok güzel güreşler oluyor. Burası Çardak güreşleri her sene böyle geçiyor. Biz de elimizden geldiği kadar çıkıp savaşmaya çalışıyoruz. Ben bir iki haftadır küçük sakatlığım vardı. Artık yavaş yavaş geçiriyorum. Korkuteli güreşi hedefimiz inşallah çok daha iyi olacak. Haydi bakalım, başarılar. Çok teşekkür ederim. İsmail Erkan, gel bakalım. Benim tabii sessiz sedasız değer verdiğim, beğendiğim pehlivanım bir de İsmail. Neler söyleyeceksin? Bugün burada güzel güreşler yapılıyor. Siz değerli televizyoncularımıza, muhabirimiz, kameramanımız, yönetmenimize çok teşekkür ediyoruz. Ve buradan tüm seyircilere, akrabalarına ve arkadaşlarına söylemelerini tavsiye ediyorum. Bugün burada Kırkpınar'a eşdeğer bir güreşler olacak. İnşallah hepsini ekran başına davet ediyoruz. Peki, haydi bakalım. Değerli güreşseverler, şimdi çeyrek finale geçeceğiz ama Tanju'ya bir bakalım. Tanju, evet, Tanju Gemici de şu an Çardak benim için çok önemli. Heyecanlanıyorum Mehmet abi diyordu ve bugün de tabii usta Recep Kara'yı geçti birinci turda. Tanju, Çardak'tayız. Nasıl gidiyor? Çardak'tayız Mehmet abi. Yorgunuz, 3 gündür güreşlerdeyiz. Burası zaten biliyorsun Ramazan Güven'in aynı zamanda ikinci memleketi Çanakkale, Çardak. Burası benim için çok önemli. Elimizden geleni yapacağız. Zaten üçüncü turdayız şu an. Evet. Nasip olursa finale çıkacağız abi. Kolay gelsin size de. Haydi bakalım.
Söz Halil Bağdat ve tabii ki Türay kardeşim de şimdi çeyrek final heyecanı başlıyor efendim. Aslında eksiği Samsun Termali. Koşeli Büyükşehir'in pehlivanlarımız. Evet Türay hocam, baş pehlivanlarımız 3. tura salınıyorlar. Eşleşmeler sende, alalım onları hemen. Evet, hemen söylüyorum Halil abi. Fatih Atlı, Tanju Gemici, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Ertuğrul Dağdeviren, Menderes Saltuk, Burkan Durmuş Altın, Nedim Gürel, Hasan Zeybek, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Erkan, İsmail Koç, Ekrem Yavuz, Şahba Yılmaz, Faruk Akkoyu ve Orhan Okulu. 3. turdayız. Yılmaz İnşaat, Sayın Ağabey.